buradan çıkacak kararla alakalı ve bunun enerjiye yansımalarını değerlendireceğim. Fakat hemen bir Forex haber editörüne dönmek istiyorum. Neslihan Köroğlu hattımızda şu anda. Neslihan, selamlar, hoş geldin. Merhabalar Pelin. Evet, şimdi Neslihan, bu hafta neleri takip ediyor olacağız? Bir de borsa açılış beklentisini alalım senden. Evet, borsanın yılın ilk işlem gününe alımlarla başlaması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılış değerine ilişkin medyan tahmini artı 4.62 puan, ortalama tahmin ise artı 5.26 puan olarak gerçekleşti. Forex Haber Merkezi olarak 24 aracı kurum analistiyle düzenledik bugün anketimizi. En yüksek beklentinin artı 11.96 puan, en düşük beklentinin ise eksi 1.05 puan olarak gerçekleştiğini gözlüyoruz ankette. Katılım sağlayan 24 analistin 22'si pozitif, ikisi ise negatif açılış tahmininde bulundu. Ekonomik takvime bakacak olursak bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Amerika'daki Georgia seçimi ve tarım dışı istihdam verilerinin en önemli gündem maddeleri olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Yurt içinde bugün yılın ilk önemli verisi olan Aralık ayı ve 2020 yılının tamamına ilişkin tüketici fiyatları olacak. Forex Haber Merkezi olarak 19 ekonomistin katılımıyla düzenlediğimiz ankete göre piyasanın enflasyon beklentisi aylık bazda %0.95, yıllık bazda ise %14.25 seviyesinde gerçekleşmişti. Bugün hazinenin programına göre iki ihale birden düzenleneceğini görüyoruz. Hazine 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri yeniden piyasaya sürecek. Hazine yarın da 7 yıl vadeli değişken 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek. Yarın ayrıca Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleriyle ilgili değerlendirmesini de yayınlayacak. Çarşamba gününe baktığımızda yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor. Perşembe günü yurt içinde ihracat, ithalat, beklenti endeksleri, yatırım araçları, getiri oranları izlenecek. Yurt dışı ekonomik takvime baktığımızda ise bugünkü en önemli verinin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi rakamları olduğunu görüyoruz. Takvimde Asya'dan başlayarak birçok ülke için PMI verileri açıklanacak. Amerika'da bugün inşaat harcamaları verileri de izlenecek. Euro bölgesinden ise Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek. Bugün izlenecek diğer önemli gündemin ise bölgesel FED başkanlarının yapacağı konuşmalar olduğunu belirtelim. Yarın Amerika'da Georgia eyaletinde yapılacak seçim kongrenin kontrolünü belirleyecek olması açısından oldukça önemli bulunuyor. Salı günü Amerika'da New York ISM iş koşulları endeksi ve ISM imalat sektörü endeksi, Almanya'da ise istihdam verileri takip edilecek. Çarşamba günü Amerika'da ADP özel sektör istihdam verisi açıklanacak. Bu veri haftanın son günü gelecek olan istihdam verilerine ön gösterge olması bakımından dikkatle takip edilecek piyasalar tarafından. Amerika'da ayrıca NBA mortgage verileri, hizmet sektörü PMI ve fabrika siparişleri verisi de aynı günde açıklanacak. Fed'in 15-16 Aralık FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar da çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de açıklanacak. Perşembe gününe baktığımızda Amerika'da işsizlik başvuruları, dış ticaret, ISM hizmet sektörü PMI ve doğalgaz stokları verilerinin izleneceğini görüyoruz. Almanya'dan da fabrika siparişleri verisi gelecek. Euro bölgesinde ekonomik görünüm endeksi, öncü tüketici fiyatları ve perakende satışlar öne çıkacak. Haftanın son işlem gününde piyasalar tarafından istihdam rakamları yakından takip edilecek. Tarım dışı istihdamın 100 bin artması, işsizlik oranının ise %6.8 oranında yükselmesi bekleniyor. Amerika'da ayrıca toptan stoklar ve tüketici kredileri verileri de gelecek. Almanya'dan ise sanayi üretimi, ticaret, cari denge, Euro bölgesinden ise işsizlik oranının günün diğer izlenecek verileri olduğunu görüyoruz. Pelin, Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Neslihan Köroğlu aktarmış olduğun değerli görüşler, bilgiler için diyelim.